Homo cinsindeki bütün insanlar dünyanın çeşitli bölgelerine doğru yayılmaya başladı. Bunlardan bir tanesi 1980 yılında Budist bir rahibin dua etmek için Tibet'teki Barşiya Karst mağarasına gitmesi ve üzerinde dişlerin olduğu bir çene kemiği fosilini bulmasıyla keşfedildi. Fakat gerçekte ise bu kemikler neredeyse 40 sene boyunca kimsenin ilgisini çekmedi ve bir depoda üstü tozlanarak bekledi. 2008 yılında Sibirya Altay dağlarındaki Denizova mağarasında bir parmak kemiği ve diş fosili bulundu. Daha sonra 2010 yılında Nature dergisine yayınlanan bir makalede Toronto Üniversitesi'nden paleoantropolog Ben Sviolo ve diğer bilim insanlarının bu fosillerin genetik analizleri üzerinde çalıştıklarını ve bu insan türünün genlerinin farklı bir dizilime sahip olduğunu duyurdu. En etkileyici sonuçlar Budist'in Bayşiya mağarasında bulduğu çene kemiği sayesinde ortaya çıktı. Bu kemik deniz ovalıların çoğalarak doğuya doğru göç ettiğini gösteriyordu. Deniz ovalıların Asya'daki varlığı bu genetik çalışmalardan dolayı bütün dünyada kabul görüyor. Bilinen sınırlı fosil kanıtısına rağmen bilim insanları deniz ovalıların 100 bin yıl önce yaşayan dikkat çekici farklı bir tür olduğunu düşünüyor. Teknolojinin gelişmesi ve bilimin ilerlemesi sayesinde antropologlar artık Homo sapiens ile bulunan diğer insan türlerinin genomlarını kolaylıkla karşılaştırabiliyor ve çıkan sonuçlar sayesinde bugün genlerimizde bulunan DNA izlerinden atalarımızın tarihin çeşitli noktalarında hem Neandertaller hem de deniz ovalılarla çiftleştiğini biliyoruz. Günümüz modern insanlarının sahip oldukları Neandertal ve deniz ovalı DNA'sının miktarı bölgeden bölgeye ve etnik soya göre değişiklik gösteriyor. Özellikle ataları Avrupa ve Asya'da yaşamış insanların DNA'larının %2 ile %8'in Neandertallerden aldığı düşünülürken deniz ovalı DNA'sı %1 ile %5 oranında değişkenlik gösteriyor. Şimdilik sadece özellikle %3 ile %5 arasında Asya, Avustralya, Malezya, Filipinler ve hatta Kuzey Amerika adalarında yaşayan insanlarda belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Papua Yeni Gine genomunda %6 deniz ovalı DNA'sı bulunan en yüksek seviyedeki bölgeyi oluşturuyor. Tibet halkının yüksek rakımlarda hayatta kalmalarına izin veren genin de onlardan miras kaldığı düşünülüyor. Bu tespitler aynı zamanda deniz ovalıların denizcilik yapabilen oldukça gelişmiş bir insan türü olduğunu da gösteriyor. Bilim insanları antik atalarımızın göç rotaları üzerinde ilerlerken Asya ve Avustralya faunasını birbirinden ayıran Wall çizgisini geçtiklerini ve daha sonra aynı şeyi yapan modern insanlarla çiftleştiklerini düşünüyor. Bu adalar muhtemelen günümüz Asya'sı gibi kalabalık olan ana karadan uzakta kendi kendilerine evrimleşebilecekleri uygun bölgeleri oluşturuyordu.